hızlı bir gündemi takip etmeye çalışıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu TÜRKSAT 6A uydusuyla ilgili basın açıklaması yapıyor. İzleyelim, ardından değerlendirmelerinizi almaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Bitirdik. Son testleri Kasım 2023'te, son fonksiyonel testleri Ocak 2024'te, CATR testleri Mart 2024'te, kütle özellikleri ölçümünü de Nisan 2024'te tamamlayarak işlevsel testlerimizin hepsini bitirmiş olduk. Ardından da TÜRKSAT 6A tüm testlerden başarıyla geçtikten sonra 4 Haziran'da uydumuzu yörüngesine fırlatılması için ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üssündeki SpaceX tesislerine yolladık. Başarılı bir nakil sürecinin ardından başlayan ve yaklaşık bir ay süren fırlatma prosedürlerinde de sona geldik. TÜRKSAT 6A uydumuz artık fırlatma merkezinden Falcon 9 roketiyle ABD yerel saatiyle 8 Temmuz 2024 saat 17:20'de, Türkiye saatiyle ise 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00:20'de uzaya gönderecek şekilde geri sayım işlemine de başladık. Uydunun fırlatma anını frekans alırsak bu andan itibaren yakıt deposu ilk ayrılması 195. saniyede gerçekleşecek. Tam olarak 35 dakika 55 saniye sonra ise TÜRKSAT 6A uydusu roketin ikinci katından ayrılacak. Uydunun roketten ayrılmasından sonra da yaklaşık 70. dakikada geçici yörüngesine ulaşarak ilk sinyali almayı bekliyoruz. Uydunun ayrılma anından sonra sinyalin alınması hiçbir sorun yaşanmadan fırlatmanın ve ayrılmanın başarılı gerçekleştiğini gösterecek. Fırlatmanın ardından kimyasal etki sistemiyle yola çıkacak olan uydumuz 35.786 kilometre uzaklıkta 42 derece doğu boylamındaki kalıcı yörüngesine ulaşarak yörünge testlerine başlamayı planlıyoruz. Yörüngeye ulaşmasının ardından da yaklaşık bir ay sürecek testlerin ardından TÜRKSAT tarafından yörüngede teslim alınarak TÜRKSAT 6A uydumuzu faaliyete geçirmeyi planladık. Bilindiği üzere şu anda uydu hizmetlerinde TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, TÜRKSAT 4B, TÜRKSAT 5A ve nihayet TÜRKSAT 5B haberleşme uydularımız ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz. TÜRKSAT 6A faaliyete geçtiğinde hem mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacak hem de kapasiteyi artırmış olacağız. Uydumuz jeosenkron, yani yer sabit haberleşme uydusu olarak Türkiye'de uydu ekosisteminde çok büyük bir kilometre taşı olacak.